Taner Bey'i uğurlayıp hemen Ayhan Zeytinoğlu'nu yayına davet edeyim. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Taner Bey, bir iki dakika daha sizi şurada misafir edeyim. Hoş geldiniz, iyi akşamlar Ayhan Bey. Şimdi, İyi akşamlar Zeynep Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sürenizden çalmamak adına biraz hızlı başlayacağım. Enflasyon verisini takip ettik, beklenenin üzerinde geldi. Bunun elbette reel sektörün faiz indirim beklentilerine yapacağı bir etki de var. Öyle anlıyoruz gelen değerlendirmelerden. Diğer yandan hem PMI tarafında yine 10 sektörün 10'unda daralma ve de istihdam tarafında azalma var. Kapasite kullanım oranları hakeza takip etmişsinizdir zaten, kapasite kullanım oranının geldiği seviyeyi. Orada da ciddi bir aşağı kayış olduğunu takip ediyoruz. Şimdi bu tabloyu biraz konuşmakta fayda var. Buna tabii aramalı ithalatındaki düşüşü de ekleyeyim. Tüketim ithalatındaki artışı da. Bu resme baktığınızda siz nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Öncelikle başta söylediğiniz gibi Zeynep Hanım, tahminlerimizden biraz yüksek geldi. Tabii bunun alt kalemlerine baktığımızda da okulların açılması, çocukların okullara hazırlanması ve okul ücretlerinin yıllık bazda artışlarının çok etkili bir şekilde pozitif olarak rakamı yukarıya çıkarttı. Malumunuz geçen yıl Eylül ayında 4.75'ti. Bu sefer 2.97'ye düştü. Baz etkisiyle de biraz, yani tahminlerden fazla artmasına rağmen aslında baz etkisiyle genel yıllık enflasyonda bir düşüş oldu. Aslında en önemli konulardan bir tanesi, aslında şuna bakmamız lazım. Bizim tüketimimiz, hala hane halkı tüketimi çok yavaşlamadı. Bunun yavaşlatma yöntemlerinden bir tanesi tabii ki kredilerin frenlenmesi, tüketici kredilerinin de frenlenmesi, ama gördüğümüz kadarıyla orada da çok başarılı olamadık. Hala %12 mertebesinde yıllık bazda bir artış var. Bu bayağı önemli bir artış. İthalattaki tüketim mallarından bahsediyorum. Öbür taraftan yatırım ve sermaye mallarında biraz artış var. 5.9 gibi. Bu çok iyi bir veri. Ama ham madde ve ara mallarında da %6'lık, sizin de dediğiniz gibi, bir azalma var. Kapasite oranlarında Türkiye bazında 2,5 puanlık bir azalma var. Bu bayağı önemli bir azalma. Kocaeli genelinde de bizde henüz ayın başındayız, ama Eylül ayı verisinde 1 puan gibi bir azalma bizde var. Ama Türkiye'den 1,5 puan daha az azaldık diyebilirim. O da tabii ki ilimizin ihracat yapısının ağırlıklı olarak Avrupa'ya olması diyebilirim. Ben ihracat rakamlarına da baktım Zeynep Hanım. Önemli gördüğüm şöyle bir veri var. Birçok Avrupa ülkesinde, aslında Almanya, ki Almanya lokomotif ülkemiz, en fazla ihracat yaptığımız bir ülke. Orada bir 3.6'lık, 3.7'lik bir azalma var. Onun dışında İngiltere'de %23'lük bir artış var. Bu çok çalışılması gereken bir artış diye düşünüyorum. Yine neye bağlıyorsunuz İngiltere'deki bu artışı Ayhan Bey? İnanın hani çok çalışmadım ya, yanlış Anladım. Bir şey söylemek istemiyorum, ama gümrük birliğinin dışında kalmasına rağmen bizim yaptığımız serbest ticaret anlaşmasının aslında bizim lehimize çalıştığını memnuniyetle görüyoruz. Zaten gümrük birliği döneminde de İngiltere'ye olan ihracatımız bizim tarafımızda artıdaydı. Bu iyi bir gelişme olarak görüyorum. Malumunuz ihracatımızda çok az bir azalma oldu aylık bazda. Uzun zamandır hiç aylık bazda azalma yaşamıyorduk. Bunun nedeni de aslında az olmasının nedeni, işte İngiltere'de çok fazla bir artış var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde %15'lik bir artış var. Mısır'da %28'lik bir artış var. En büyük artış da Suudi Arabistan'dan gelmiş. Malumunuz siyaseten bir takım sıkıntılar yaşadığımız bu ülkelerin devreye girmesiyle de bizim aslında ihracatımız düşebileceği rakamların üzerinde kaldı diyelim. Bu pazarlar da devam edeceğine göre aslında yavaşlama olması gerekenden sanki daha az. Çünkü Avrupa'da malumunuz yavaşlama devam ediyor. Orada faiz indirimleri başladı, ama
henüz bir canlanma çok gözükmüyor. Bir diğer konu da ihracatla açtık diye söylemek istiyorum. Malumunuz bizim en büyük rakibimiz bizden tabii çok büyük. Yani biz onunla rekabet edemeyiz ama sattığımız ürünler bazında rekabet ettiğimiz Çin tarafı yılbaşında mı hatırlarsınız oradan Avrupa'ya giden konteynerler 900 dolar gibi çok düşük bir ücretle gidebiliyordu. Haziran ayında da pardon Temmuz ayında da 18 Temmuz'da da biz yaptığımız bir çalışmada o rakamın 8.267 dolara kadar çıktığını görmüştük ki bu aslında Kızıldeniz'deki olaylar nedeniyle. Fakat o rakam bu ayın Eylül ayının 26'sında 4.682 dolara düştü. Bunu neden önemsiyorum? Çünkü bizim tırlarla gönderdiğimiz Avrupa ürünlerinin maliyeti bize aşağı yukarı 3.000 eurolar mertebesinde. Konteynerlarda da 2.000-2.500'ler mertebesinde. Yani yakında o ücretler bizim artık cazibemizi de azaltacak ve Çin'in rekabet baskısını bizim ihracatçımız daha fazla hissetmeye başlayacak diye korkuyorum. O da bizim ihracat hızının yavaşlamasına neden olabilir diye düşünüyorum Zeynep Hanım. Ayhan Bey, peki biraz istihdam tarafını da size sormak istiyorum bu gidişatta. Çünkü az önce de telaffuz ettim. Uzun bir aradan sonra 10 sektörün tamamında daralmaya işaret ediyor PMI verilerine baktığımızda. İstihdam tarafı şimdi bu alt alta sıraladıklarınızı da dikkate aldığınızda mevcut tablonun istihdamda nasıl seyretmesini öngörüyorsunuz? Sizin temsil ettiğiniz sektörlerde, bölgenizde durum ne? Şimdi Zeynep Hanım, istihdam konusu olağanüstü hassas bir konu ve zor bir konu. Resmi rakamlara göre Türkiye'de çalışan sayısı şu anda 32.7 milyon. Bu tarihi zirvelere yakın bir rakam var ama aslında bizim nüfusumuza yakın Almanya'da bu rakam ki onlar bizden çok 13 yaş daha yaşlılar. 46 milyon mertebesinde. Bizim hedef olarak zaten ülke olarak 50 milyon çalışan gibi bir hedef koymamız lazım. Bunu işte 2030'a koyarsınız, 35 yılına koyarsınız ama böyle bir uzun vadeli hedefimiz olmalı. Ancak işsiz sayısıyla bizim iş bulma yani sanayiciler olarak, üreticiler olarak iş bulma konusunda olağanüstü sıkıntı yaşıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Bir tarafta iş arayanlar var, bir tarafta biz bulamadığımız işçiler var. Burada tahmin ediyorum kayıt dışı çalışma, tabii bu biraz da sosyal bir sorun yani onun çok uzmanlık alanımız olmadığı için çok bilmiyoruz ama yani belirli bir geliri olan bir kesim var ve çalışmak istemiyor ya da kayıt dışı çalışıyor ve kayıtlarda olmadığı için, iş de aramadığı için işsiz sayısında da gözükmüyor ama öbür taraftan da çalışanlar sayısında da gözükmüyor. Böyle bir ikilemimiz var. Ama bugün ilimizde güncel rakamlar elimde yok ama eğer 50 bin kişi iş arıyorsa inanın 50 bine yakında işçi arayan işletmeler var. Yani orada da biz arzla talebi örtüştüremiyoruz. Burada da işte eğitim sistemimizden tutun da birçok başka nedenler olabilir altında. Bunun da çalışılması gereken bir konu olduğunu şiddetle vurguluyorum. Ayhan Bey, az önce Ahmet Kıvanç'la konuşuyorduk. İşte tam da bu noktada yabancı işçilerle ilgili yapılan düzenlemeyi anlattı bize. Buraya ilişkin siz ne düşünüyorsunuz? Yani arzın sınırlı kaldığı alanlarda, yerli iş gücü arzının tabii sınırlı kaldığı alanlarda yabancı iş gücünü sisteme girmesini kolaylaştıran düzenlemeler gündemde. Şimdi hatırlayacaksınız, Ticaret Bakanımız yanılmıyorsam Haziran veya Temmuz ayında bir söylemi olmuştu. Tarım sektöründe yabancı işçiler olmazsa sıkıntı yaşayacağız diye. Hakikaten bu çok önemli bir gerçek. Bu konuda tabii ki ülkemizdeki yabancıları ben misafir olarak öncelikle altını çizerek isimlendirmek istiyorum. Misafirlerimiz ülkemizdeyken çalışma hayatında açık olan yerlerde çalışmaları bizim için değerli diye düşünüyorum. Ama
Tabii ki biz kalıcı çözümleri kendi ülkemizden yetiştirdiğimiz insanlarımızla halletmemiz lazım. İşte hükümetimizden beklentimiz sosyal yardımlar konusunda stratejik çalışmalar yapmaları lazım bu konuda. Çünkü az önce de söylemeye çalıştım. Yani bir tarafta iş arayanlar var. Bir tarafta da işçi bulamayan büyük bir kesim var. Yani sayısal olarak ben Türkiye'deki odalarla malumunuz ağımız çok geniş bir önemli bir ağ, Odalar Birliği şemsiyesi altında herkesle konuşma fırsatımız oluyor. İnanın sadece Marmara'ya ait bir sıkıntı değil. Bu İç Anadolu'da da, Güneydoğu Anadolu'da da, Doğu Anadolu'da da işçi bulunmadığına dair bütün sektörlerden de şey geliyor, talep geliyor. Öte yandan hizmetler sektöründe Evet. olağanüstü bir talep artışı var ve herhalde gelir kısmında da biraz farklılık olduğu için o tarafta da zaten Sayın Maliye Bakanımızın söylediği gibi de hizmetler kısmında da maliyetlerin çok hızlı arttığını ve Evet. onun henüz enflasyon ivmesine olumsuz katkı verdiğini de söyledi. Dördüncü çeyrekte ancak yansımalar başlayacak dedi. Onu da bekliyoruz. Ayhan Zeytinoğlu, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız değerli katkınız için. Çok sağ olun. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın diyorum size. Yarın 60 dakikada tekrar buluşuruz. Hoşça kalın şimdilik.